Merhaba arkadaşlar, umarım hepiniz iyisiniz, umarım hepiniz hazırlıklarınıza devam ediyorsunuz. Ausbildung yapmak isteyen arkadaşlarımıza bundan birkaç hafta önce oluşturduğum Telegram grubunu tanıtmıştım. Bununla ilgili bir video yapmıştım ve birçok arkadaşımız da gruba katıldılar. Ateşli bir şekilde tartışmalar devam ediyor. Sorular soruluyor, fikir alışverişlerinde bulunuluyor. Sizi de katılmadıysanız davet ediyorum. Grubun adresini bu videonun altında açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ama gruptan haberdar olmayan arkadaşlarımız da var diye düşünüyorum. Çünkü aynı sorular gelmeye devam ediyor ve çok genel sorular geliyor. Sağ olsun arkadaşlarımız genel sorulara da cevap vererek yardımcı olmaya çalışıyorlar. O yüzden Ausbildung yapmak isteyen arkadaşları özellikle gruba katılmaya davet ediyorum. Genel sorularla neyi kastediyorum? Az sonra göstereceğim. Ama ondan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. Bana genel sorular gelirken Emre, sohbetlerden tanıdığınız Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okuyan arkadaşımız Emre bir taraftan da sunum yapıyordu ve sunum tam da Ausbildung yapmak isteyen arkadaşları ilgilendiriyordu. Maalesef sunuma çok fazla katılım olmadığı için duyurunun ulaşmadığını düşünerek bu videoyu yapma ihtiyacı hissettim. Emre, Ausbildung başvurusunda bulunmak isteyen arkadaşlara dosyayı hazırlamada ve bir iş yeri bulmada yardımcı olmak istiyor ya da refakat etmek istiyor demek daha doğru olur. Emre 10 kişilik bir grup oluşturmak istiyor ve gerekli belgelerin toplanması, yani sizi bilgilendirmek istiyor. Hangi belgeler gerekli? Almanya hangi belgeleri istiyor? Nerede onaylatacaksınız? Nasıl tercüme ettireceksiniz? Bütün bu belgeler hazırlandıktan sonra denklik başvurusunda bulunacaksınız ve tabii buna paralel olarak da bir işveren aramanız gerekiyor. Özgeçmiş niyet mektubu nasıl yazılır? İnceleyeceksiniz karşılıklı birbirinizin mektuplarını, hazırlığını, başvuru dosyasını ve tabii bu da size birçok şey öğretecek. Belgelerin en son halini düzeltip sıraladıktan sonra örnek başvurular yapacaksınız Emre'nin refakatında ve başvuru sonuçları gelmeden önce genel bir mülakat tavsiyesinde bulunacakmış. Yani mülakat daveti alırsanız burada size ne tür sorular gelebilir, ne tür cevaplar verirseniz iyi olur, bunları anlatmaya çalışacak. Süreci şu şekilde planlamış. Bugün yani 11 Eylül'de 10 kişilik bir grup oluşturacak. WhatsApp grubu kurmayı düşünüyor ve yarın 12 Eylül'de 1,5 saatlik bir Zoom toplantısı yapacaksınız. Burada tanışma ve Emre size belgeler hakkında bilgi verecek. Nereden onayları toplayacaksınız, belgeleri nereden toplayacaksınız, nasıl bulacaksınız gibi. Ve tam bir hafta sonra bu getirdiğiniz belgeleri inceleyeceksiniz. Sohbet yapacaksınız, kime tercümeye yollayacaksınız, bu tür fikir alışverişleri olacak. Ve Emre motivasyon mektubu nasıl yazılır, özgeçmiş nasıl yazılır bu konuda size bilgi verecek. Yine bir hafta sonra buluştuğunuzda bu sefer mektuplarınız, niyet mektuplarınız incelenecek. Birbirinizin niyet mektuplarını inceleyeceksiniz. Tavsiyelerde bulunacaksınız, iyi taraflarını, kötü taraflarını anlatacaksınız ve niyet mektubunun yanında tabii ki özgeçmişi de inceleyeceksiniz. Fikir alışverişi yapılacak. Burada bazı arkadaşların çekinebileceğini düşünüyorum. Bu bir öğrenme süreci olduğu için çekinmemenizi tavsiye ederim. Hiç kimse profesyonel bir özgeçmiş yazıcısı olarak veya niyet mektubu yazıcısı olarak dünyaya gelmedi. Herkes sizin geçtiğiniz safhalardan geçti. Hepimizin kötü özgeçmişleri, kötü niyet mektupları oldu. Bir niyet mektubuyla karşı tarafı nasıl ikna edebilirim? Bir senaryoyu nasıl oluşturabilirim? Bunları bu süreçte öğreneceksiniz. Emre'nin refakatında öğreneceksiniz. 3 Ekim'de belgeleri, motivasyon mektubunu tekrar inceleyeceksiniz. Son kez özetler, düzeltmeler yapılacak ve ondan sonra başvurular başlayacakmış ve 4 Ekim'de de mülakat hakkında konuşacaksınız. Örnek başvurular yapacakmışsınız ve oylama olacakmış. Şimdi bütün bu bilgilendirme yapılırken diğer taraftan bana aynı saatlerde şu tür mesajlar geldi. Bu sadece küçük bir kesit. Bunu e-mail adresime göndermiş bir arkadaşımız. 2 yıllık üniversite diploması ile Ausbildung için başvuru yapabiliyorum değil mi diyor. Siz bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Hizmet ücreti ne kadar alırsınız? Diğer taraftan denklik yok ama onlarla nasıl uğraşacağım bilemiyorum.
bilmiyorum, yol gösterebilir misin diye sormuş bir başka arkadaşımız. Ausbildung'da lise mezunu oluyor değil mi veya üniversite fark ediyor mu? Ausbildung oraya gidince mi dil öğrenmek zorundayız? Meslek okulunda mı öğreniyoruz? Detaylı bir bilgi verir misiniz demiş bir arkadaşımız. Tüm detaylı bilgileri verdiğimizi düşünüyorum. Ve spesifik sorularınızı Telegram'da sorun cevaplayalım dedik. Ama gördüğünüz gibi bazı arkadaşlarımızın haberi olmadığı için bu videoyu yapma ihtiyacı hissettim. Yine haberi olmayan çok arkadaşımız kalacak diye düşünüyorum. Ama böyle bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yine bir başka arkadaşımız felsefik, tırnak işareti içerisinde biraz felsefik bir beyin fırtınasında bulunmak istiyor. Ama malumunuz bu tür istişareler çok vakit alıyor. Farklı perspektiflerden olaya bakmaya çalıştığınızda saatlerin nasıl akıp gittiğini fark edemiyorsunuz. O yüzden bunu ancak bir grupta yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunu yapmaya maalesef vaktim yok. Emre ile de yapabilirsiniz. Arkadaşımız sağlık alanında çalışıyor ama programlamaya da ilgi duyduğu için acaba o alanda Ausbildung mu yapsam diye soruyor. Hangini seçeyim diye sormuş. Almanya'ya gelmem için hangisi avantajlı olur diye sormuş. Yine bu arkadaşımız da bu grupta, Emre'nin oluşturacağı grupta sorularına farklı cevaplar alabilir, bulabilir ve bunları kendisi tartarak kendisi bir sonuca varabilir diye düşünüyorum. Emre bu süreçte size refakat edecek ve 10 kişi ile sınırlı olacakmış grup. Ücreti 799 TL olarak belirlemiş ve sizin oylayacağınız dosyanın ücretini iade etmek istiyor. Bunun için katılmak isteyenlerin ad, soyad, yaşlarını, nereden mezun olduklarını ve şu an ne yaptıklarını ve hangi alanda Ausbildung eğitimi almak istediklerini belirttikleri bir maili lomerulus@gmail.com adresine göndermelerini rica ediyor. Ve bir eyalet seçtiyseniz, işlemlerinizi başlatmak istediğiniz ve daha sonra yaşamak istediğiniz bir eyalet seçtiyseniz bunu da bildirirseniz iyi olur. Telefon numaranızı da yazarak maili göndermenizi istiyor. Umarım verimli bir grup olur ve faydalanırsınız. Ve inşallah her biriniz muvaffak olursunuz. Almanya'ya gelerek Ausbildung eğitimine başlayabilirsiniz. Her birinize iyilikler, kolaylıklar temenni ediyorum. Yollarınız açık ve neşeli olsun.